sakın ola bakma sen ardına. Bir daha dönme sen bana. Bir daha dönme. Bir saniye keselim. Şarkının sınırları içinde kalabilir misin Cihan? Ya biz yurt dışındaki konserlerde hep doğaçlama yapıyorduk. Herkes çok beğeniyordu. E sen de o kadar ince karışma istersen. Cihan. Ama Asra çok kurcalıyor ya. E bıraksın biz de adam gibi işimizi yapalım. Yanlış mıyım abi? E yani. Murat. Ne oldu hoca, bir şey mi diyeceksin? Burada ne konser veriyoruz ne de şov yapıyoruz. Önemli bir kaydın içindeyiz. Lütfen sen de ona göre davran. Vallahi ben bildiğim işi yapıyorum. Bunda ne yapacağımı senden öğrenecek değilim. Can lütfen. Klarneti iyi çalıyor olabilirsin. Dünyayı dolaşıp konserler de vermiş olabilirsin. Ama bu müziği bildiğin anlamına gelmiyor. Sen daha hiçbir şey bilmiyorsun. Aset'in bir an önce buradan kurtulması lazım. O Murat denen adamın faydadan çok zararı dokundu kıza. Ne yaptın, düşündün mü? Düşündüm. Gidiyor muyuz? Gitmek istiyorum. Vallahi. Ama kalmak da istiyorum Cihan. Aman be Hasret, sen de bir cesaret edip karar vermedin ha. Murat'la konuşamadım daha. Ona net bir şey söylemedim. Onunla konuşayım, her şey belli olur. Vallahi sen bilirsin Hasret. Sözleşme sende. Kararını verdiğinde imzayı atar, şirkete götürürsün. Onlar geri kalan her şeyi hallederler. İlk uçakla katılırsın bize. Ben seni havalimanından alırım. Tamam. Tamam. Ha, geldi. Hadi Cihan, hadi yürü. Cihan'ım. Ne içersin? Bir şey içmeyeyim. Kendimi hazırlamışken hemen konuşmak istiyorum. Murat, biliyorsun Cihan bana bir teklifte bulundu. Onlarla turneye gitmemi istiyor. Ben bunu gerçekten çok düşündüm. Ve gitmeye karar verdim. Bunu sana söylemek için geldim. Sanırım bunu imzalamanı istiyorlar. Bu nasıl geldi buraya? Onun bir önemi yok. Önemli olan benim ne diyeceğim. Murat, ben kararımda ciddiyim. Ben de ciddiyim Hasret. Şu an bu sözleşmeyi imzalayamazsın. Sadece 2 gün istiyorum senden. 2 gün mü? Evet. 2 gün. 2 gün sonra istediğini yapmakta serbestsin. Ama o zamana kadar bu sözleşme bende kalacak. 2 gün sonra ne olacak? 2 gün sabredeceksin. Oy. Ay, daraldım. Ne oldu, ağrın mı var? Yok saymamışım, şu 2 gün meselesi geldi de aklıma. Kız, haber var mı? Yok. Seni de anlamıyorum be kardeşim. Adam sana böyle bir şey söylüyor, yapışsana o dakika yakasına. Söyle bir de gitmem desene. Ne bileyim işte abla, diyemedim. Bu da hiç çekmemiş ki bana. Adam buna 2 sene bekle dese bekleyecek. Neyse, en azından bir günü geçti. Yarın her şey ortaya çıkacak. Ne olacak peki yarın akşam? Şimdilik bir şey sorma baba. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Murat, bilmece gibisin oğlum. Biraz daha sabredin. Az kaldı. Hadi biz sabrederiz de kim bilir Hasret ne durumda. Üzülüyorum onun için. Bitiyor ver bari. Nakiye'nin nikahı kaçtaydı? Öyle olsun, söyleme bakalım. Yarın akşam herkes her şeyi öğrenecek baba. O zamana kadar soru sormak yok. Üzgünüm. Şahmat. Ben de üzgünüm.
Hazırlıklar bitmek üzere. Ay sormayın vallahi Nesrin Hanım. Sabahtan beri şu örtüleri kaç kere düzelttim hatırlamıyorum ya. O kadar telaşlıyım ki. İçin rahat olsun. Bence çok güzel bir nikah olacak. Vallahi sayenizde. Bize burayı açtınız ya. Artık ben bunu size nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Duymamış olayım. Ne borcun Akiye? Bu ev senin evin. Ay siz bir tanesiniz ya. Canım. Hadi bırak sarılmayı. Ne iş kaldı söyle ben de yardım edeyim. Ay yok canım her şey hazır sayılır. Bir tek ben hazır değilim. Daha kuaföre gideceğim. Saç, makyaj. Ay ben nasıl yetişeceğim bu nikah? Nakiye Hanım. Aa kuaför geldi. Kim çağırdı sizi? Nesrin Hanım rica etti. Ay harikasınız Nesrin Hanım ya. Hadi hemen çıkın anca yetişirsin. Tamam tamam gittim. Provada yaptığınızın aynısı olur değil tabii, mi? Tabii hiç merak etmeyin. Makyaj? Elbette. Alo Hasret. Efendim. Bir terslik yok değil mi? Nakiye'nin nikahına geliyorsun. Geleceğim tabii. Ben seni alırım. Beraber gideriz. Tamam. Bir şey mi soracaktın? Yok. Şey diyecektim. Nakiye'nin nikahı ne kadar hızlı oldu değil mi? Neredeyse 2 gün içinde hallettiler her şeyi. Haklısın. 2 gün içinde hallettiler her şeyi. Neyse. Sen beni çıkmadan ararsın. Görüşürüz. Görüşürüz Hasret. Yanına da domatesli bulgur pilavı yaparız bunu. Çok güzel olur. Ya. Heh. Hasret ayakta kalma gel otur. Nasılsın iyisin inşallah. Söyle Kobra ne oldu? Evet. Turneye gitmek için diyorum sözleşmeyi getirsem de imzalasan. İyi fikir değil mi? Dur ben onu getireyim. Kobra sözleşme burada değil. Nerede ya? Murat'ta. Nasıl ya? Murat Hoca'da ne işi var sözleşmenin? Cücük götürmüş. Cücük mü? Ha. Vay cücük. Ulan yapılır mı bu be? Şu adam aklı başında bir iş yapsın. Vallahi dişimi kıracağım ha. Ne oldu sana? Murat aradı. Nakiye'nin düğününe beraber gidecekmişiz. Ne var bunda? Bir şey yok. Yine hiçbir şey soramadım. Sıkma canını yüz yüze gelince konuşursunuz. Bakarsın kendiliğinden söyler. Murat kendiliğinden söyleyecek. Hiç sanmıyorum anne. Neyse ben gidip hazırlanayım. Ne olacak bu işin sonunda Selma Hanımcığım? Vallahi bilmiyorum Gülnaz. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısı. Çiçeğim diyorum ki bulgurun yanına cacık yapsak. Lan yürü git. Git. Karı gibi geliyorsun. Manyak. Ethem'cim sen de hazırlan artık yavaş yavaş. Hayatım benim 5 dakikalık işim var. Bitti mi işiniz? Evet efendim. Ben Nakiye'nin yanındayım. Tamam. Ben CEO olacağım. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi günler. Gelebilir miyim? Ay gelin tabii Nesrin Hanım. Nasıl olmuşum? Şahane görünüyorsun. Ne oldu? Ne bileyim. Duygulandım işte. Annenler mi geldi aklına? Bak bugün ağlamak yok artık Nakiye. Makyajın bozulsun ister misin? Ay kim uğraşacak bir daha o kadar saat? Hadi toparla kendini. Birkaç saat sonra herkes burada olacak. Ay Nesrin Hanım. Ben çok heyecanlıyım. Bir şaşkınlık yaparım diye korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok. Bol bol gülücük dağıtacaksın. Nikah memurunun sorusuna evet diyeceksin. O kadar. Ay yaparım inşallah. Tabii tabii. Hadi. Kadir. Buyur enişte. Aslanım Murat Hoca'ya neye götürdün sözleşmeyi? Götürdüm işte. Hemen bir otobüse biniyorsun, o sözleşmeyi alıyorsun, geliyorsun. Hiç işim olmaz. La oğlum delirtme beni. O imzaya bağlı bizim geleceğimiz. Hasret imzalayacak sözleşmeyi. Yani işte sen inanıyor musun böyle dünya turnesine falan çıkacağınıza? Evet inanıyorum. Ya bırak Allah aşkına ya. Senin ne işin var dünya turnesinde? Sudan çıkmış balık gibi kalırsın oralarda. Sen enişteni tanımamışsın oğlum. Ben milletler arası bir menajerim. Tabii tabii.
Sen Francesco Totti'yi tanıyor musun? He, tanımıyorum. Benim ahbabım olur kendisi. Ya enişte, sağdan soldan duyduğun futbolcu isimleriyle ne artistlik yapıyorsun ki? Kadir, o sözleşmeyi istiyorum. Sanki ben evleniyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Sormayın Jüride Hanım. Saat yaklaştıkça ben de heyecanlanmaya başladım. Siz bir de beni düşünün. Birazdan davetler gelmeye başlar. Nakiye hazır mıdır acaba? Gelinliğini giyiyordu en son. Ben müsaadenizle bir gidebilir miyim Nakiye'nin yanına? Tabii tabii. Şuradaki oda. Teşekkür ederim. Bizim zamanımızda izin vermezlerdi böyle şeylere. Zaman değişiyor Jüride Hanım. Artık gençler ne isterse o oluyor. Hala içimde bir tedirginlik var. Neden? Nesrin Hanım yine ters bir şey yapacak diye korkuyorum. Hiç korkma anne. Geçen gün görsen sen de anlardın. Nesrin Hanım gitmiş, yerine başkası gelmiş. Bir gün sizi yemeğe davet etmek istiyor. O gün sen de görürsün, için rahat eder. Tamam mı? Tamam. Sen öyle söylüyorsan. Söyle şimdi bakalım. Nasıl oldum? Prensesler gibi oldum. İnşallah düğününde de göreceğiz böyle. Aman anne, ne düğünü, hemen öyle. Canım, böyle hemen diye söylemedim. Öylesine konuşuyorum işte. Nerelerde olacak bu turne? Avrupa turnesi ama daha çok Fransa. Sen şimdi gerçekten Fransa'ya gidip iş bağlayacağına inanıyorsun yani. Tabii aslanım, ne sandın? Benim adım Kobra. Değil Fransa'da, uzayda bile iş bağlarım. Anlıyorum Kobra. Sen burada takıl, ben geliyorum şimdi. Bal çiçek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin aşkım. Ay, hoş bulduk aşkım. Kahve yapayım mı sana? Az şekerli. Olur vallahi, içeriz beraber. Tamam. Kobra, ben sevgilimle aşk tazeleyeceğim. Sen burada otur, sonra gelir hayallerini dinlerim senin. Hayal diyor ya. La, sana anlatan da kabahat zaten. Bir gün göreceksiniz, bütün dünya benden bahsedecek. Kobretti diyecek, göreceksiniz. Hanım, ne anlatıyor bu yine ya? Pabucumun menajeri. Ay neyse, sinirlerimi bugün bununla bozmayacağım. Hadi güle güle. Peki, selam söyle. Selam, tamam, söylerim. Merhaba Hasret. Merhaba. Teşekkür ederim. Murat Hoca! Lan ne yapacaksın Murat Hoca'yı? Vay anasını. Gitti ya. Ne yapacaksın? Kız sözleşmeyi alacaktım. Bu da tatlı sözleşmeyi ya. Tamam Levent. Düğünden hemen sonra stüdyoya gireriz o zaman. Mix tamammış. Son bir kez daha dinleyeceğiz. Sonra mastering'e gidecek şarkılar. Sevinmedin mi? Tabii ki sevindim. Başka bir şey düşünüyorsun o zaman. Bana neden 2 gün bekle dedim Murat? Mecburdum. Yoksa turneye gidecektin. Yani öylesine beklememi söyledin. Bir cevap verir misin lütfen? Şu an bir şey söyleyemem. İkimiz de yarın akşamı beklemek zorundayız. Ceren! Ceren! Ceren, çok geç kaldık. Neredesin? Ceren! Gel.
Bir şey söyle. Beğenmedin mi? Çok güzel. Sen hazırlanmamışsın hala. Geç kalıyoruz. Tamam. Ben hemen hazırlanayım. Saat tut, 2 dakika yazırım. Ya dur Levent, panik yapma. Bu ne? Senin yerine ben bir seçim yaptım. Beğendin mi? Benim yerime alışveriş mi yaptın? Sen çok çalışıyordun. Vaktin olmaz diye düşündüm. Teşekkür ederim. Hadi bırak şimdi teşekkür etmeyi. Umarım üstüne olur. Geç kalıyoruz. Giyin hemen. Bence olur. Şevket de çok sevdik. Oğlumuz gibi oldu. Çok heyecanlı. Bakayı mutlu edeceği belli. Şaraplarınız da geldi. O da sizin bir kızınız sonuçta değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Pardon, görüşürüz. Görüşürüz. Nesrin'ciğim, bak kimler geldi. Müsaadeniz. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldin Hasret'ciğim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kadeh beyaz şarap. Olur. Tamam. Buyurun. Evladım, iki beyaz şarap. Seninle konuşmak istediğim bir şey var Murat. Ne oldu anne? Geçen gün geldiğinizde Hasret bir şeyden bahsetti. Bir turne mi ne varmış? Gitmeyi düşünüyorum dedi. Haberim var. Öyle mi? Gidecek mi yani? Yanlış anlama, kötü bir niyetle sormuyorum bunu. Hasret'in gidip gitmeyeceği henüz belli değil anne. Her şey yarın akşam belli olacak. Ne olacak yarın akşam? Zamanı gelince sen de öğreneceksin anne. Ama şimdi değil. Peki. Nasıl istersen. Ama ne yapacaksan yap, Hasret'in gitmesine izin verme. Çünkü biliyorum ki sen Hasret yanında olduğu sürece mutlusun. Nesrin'cim bak kimler geldi. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bal çiçek. Efendim aşkım. Hiç, sadece sesini duymak istedim. Ay aman ya. Anam bunları da ne zaman görsem dip dibeler. İyi ki barıştılar. Lan Cafer, hadi kalk bize çay ver, hadi bakayım. Hadi şimdi aşk böceğim sevgilim. Hadi. Tamam sevgilim. Ne yaptın Kadriye teyze, buluştun mu Cihan'la? Konuştum konuştum. Paris'teymiş. Kevde kebapmış. Az kaldı, biz de yakında orada olacağız. İnşallah. Anam kim ne yapsın seni orada acaba ya? Sen öyle sağ. Cihan'la konuştum ben. Grubun başına beni menajer yapacak. Ay ola de es kaza gittin diyelim. Yol bilmesin, iz bilmesin artık, o kadar da değil ya. Fransızcası da yok, artık Türkçe anlatır derdine. Tamam kabul, kolay olmayabilir ama imkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. İnsan inandın mı, arzu ettin mi bir şeyi başarır. Da sen o insanlardan değilsin Koprak. Ayol sen önce buradaki okulu bitir. Liseyi bile bitirememiş. Neymiş? Fransızca öğrenecekmiş. Ablacığım hoca kıllık yaptı, ben ne yapayım? Ya. Aman lan oğlum, boyunun ölçüsünü bil, otur aşağıya. Senin yerin bu mahalle. Sen ne diyorsun Çiçek? Vallahi ne bileyim be Kobra. Bir yerde aklılar da yani. Fransızca falan. Bize fazla gelmesin. Biz böyle burada mutluyuz lan. Olmaz arkadaş, bana inanmıyor olabilirsiniz. Beni küçük görüyor olabilirsiniz. Ama aha buraya yazıyorum. Aa. Ben de bu Fransızcayı öğrenmezsem bana da Kobra demesinler. Yalan oğlum, bırak bu Türk filmlerindeki fakir ama gururlu genç ayaklarını ya. Ki genç de değilsin yani. Bir gün... La bir gün bana hepiniz Monsieur diyeceksiniz. Monsieur Kobra. Monsieur Kobra. Hey Allah'ım yarabbim ya. Mini albüme dönmek en iyisi olacak. Çiçekçi kız ve bir elmanın yarısı. Bence bu iki şarkı çok daha ilgi çekici olacak. Ne dersin? Haklısın, iki şarkı üzerinden de. Yalnız bütçe ben... sorun değil. Eski arkadaşlar yardımcı oluyor. İş konuşmayı bırakın ama. Değil mi Hasret? Evet. Yarın akşam bir işiniz yoksa hep beraber bir şey yapalım mı? Yarın akşam mı? Yarın akşam bizim bir işimiz var. Var değil mi Murat? Evet, evet. İşimiz var. Bu kadar heyecanlandığına göre önemli bir şey olmalı. Aa,
Nakiyeler geliyor. Bravo. Ay, teşekkür ederim. Bravo Nakiş. Siz nakiye şerbetçi. İyi günde, kötü günde. Evet. Dur kızım, bitirmedim daha. Evet. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Sayın Atilla oğlu Şevket'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Nakiye evet desene. Şimdi mi? Hadi. Evet ediyorum. Siz de şahitler olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de o zaman sizleri karı koca ilan ediyorum. Ayağına bas Nakiş. Tebrik ederim. Bravo. Bravo. Tebrikler. Çiçeğim. Eskici Rüstem abinin arabasında bunu buldum bak. O ne be? Fransızca Nasreddin Hoca kitabı. A'dan Z'ye bütün Fransızca var. Hemen çalışmaya başlıyorum. Kobra. He canım. Zamanın daha güzel şeyler harcasan. Ya çiçeğim ben senin kocanın biraz gaz var be. Taş koyma ya. Aman iyi tamam ne hali varsa gör. Sağ ol kaldırım serçem. Sen ne dedin öyle? Kaldırım serçem. Ne kaldırımı lan? Ha. Çiçeğim kaldırım serçem Fransa'nın Sezen Aksu'su. Ha. Yani orada ünlü bir şarkıcı. Hem şarkıları şimdi istedim Kadir getirecek hepsini ezberleyeceğim. Allah canını almasın seni. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Efendim. Değil mi? Tekrar tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Ay mersi. Tebrikler. Teşekkür ederim Murat. Nakiş tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ay darı sizin de başınıza. Yani herkes tebrik mutlu olsun anlamında. Teşekkür ederim. Nakiş. Tebrikler. Teşekkür ederim. Enişte. Teşekkür ederim. Dilerim çok mutlu olursun. İnşallah. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biz artık gidelim mi? İyi olur. Aa nereye? Bizim yapmamız gereken bazı işler var Nakiye. Siz balayından döndüğünüzde görüşürüz nasılsa. İyi o zaman hadi öptüm sizi gidin. Hadi tebrikler. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hadi. Çok sağ olun. Nakiye'cim şöyle bir durum fotoğraf çekilelim hadi. Stüdyoda görüşürüz. Tamam. Bu elbiselerle de stüdyoya gitmek çok komik olacak. Sibel'e de döveranse... Döverans. Nasreddin Hoca Esmedron 1284. Alarmgo apartman. Averlan. Avec de bonjour sayım. Kontur taraji je veux de. Kobra ne yapıyor öyle Gülnaz? Aa Fransızca öğreniyor. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi kafaya koydu bir kere Sahim amcım. Bal çekti buna yapamazsın anlamazsın dedi. Ben de açık bir şeyler dedim. Bu da ırs yaptı. Ciddi ciddi gidecek yani. Yok Sahim amcım gideceğinde değil hayal kuruyor. Hı. Gidince hemen telefon açayım. Merak etmeyin Ethem Bey. Uçakta inerim ben hemen arayacağım. Antalya'da hava ne güzeldir şimdi. Ay siz de gelsenize. Olur mu öyle şey Naki? Balayı tatili bu. Baş başa olacaksınız. Biraz keyif yapacaksınız. Yemek yapmak da yokmuş. Her şey açık büfe.
Şevket, gel bakalım şöyle. Tabii efendim. Bak Şevket oğlum. Bu kapıdan çıkar çıkmaz artık Nakiye sana emanet. Ona gözün gibi bakacaksın. Onu üzmek yok. Hayatta en son istediğim şey Nakiye'yi üzmek Ethem Bey. Gözümüz arkada kalmasın. Siz merak etmeyin Nesin Hanım. Ne konuştunuz öyle fısır fısır? Aramızda. Özel bir mesele. Şevket? Ben de söyleyemem. Ben bütün tatil senin başını etkileyemez miyim şimdi? Bak şimdi. Hadi. Hadi. Allah'a ısmarladık efendim. Güle. Ethem Bey. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar. Güle. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Neden öyle bakıyorsun sen? Bu gece tamamen baş başayız. İyi. Kafamızı dinleriz artık. Randamı koca kırksa zor baba. Hayırdır kobra, zor mu dedin? Ya bir bilen olsa, bir yol gösterse hemen çözeceğim de öyle biri yok. Lan bana bak. Murat Hoca o kırmızı kafayla Fransızca konuşmuyor muydu şökömökü diye? Aa, Ceren Hanım Fransızca hocası değil mi? Yaşa be kaldırım serçem. Bizim kara kızlar gittiydi onun dersine. Doğru ya, la bak Ceren Hanım olur, yaşa be. Ulan ne şanslı adamsın, fırsat ayağına geldi. Ceren Hanım bana Fransızcanın en iyisini öğretir. Ama numarası yok, Murat Hoca'yı arayacağım. Aa, Murat Hoca'nın yanında kalmıyor ki artık o. Levent Bey'in yanına taşındı. Hadi ya, ulan ne olaylar olmuş. Olsun, Levent Bey de kral adam. O da bizim nikah gününü ayarlamıştı. Ey Allah'ım. Dur, en iyisi ben onu arayayım. Dur ya, aramayın, ben en iyisi yüz yüze görüşeyim, daha iyi. Hadi, görüşürüz kaldırım çiçeğim. Aman serçem. Yavaş. Miksajla ilgili söylediklerimi yapın. Yarın bir kez daha dinleyip mastering'e göndeririz. Tamam Murat Bey. Sağ olun. Rica ederim. Bence çok güzel bir albüm olacak. Mini albüm. Tamam, çok güzel mini bir albüm olacak. Öyle değil mi Murat? Şansı yüksek. Hasret bak, Murat da şansı yüksek diyor. Vallahi şimdiden umutlanmak istemiyorum. Hiç belli olmuyor. Bu sefer daha iyi bir albüm olacak. Ben de aynı fikirdeyim. İnşallah öyle olur. Levent. Bu arada sana çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın, beraber çalıştık. Evet Levent. Sen olmasaydın bu kadar çabuk bu aşamaya gelemezdik. Bence Ceren'e teşekkür etmeniz gerek. O olmasaydı teklifinizi kabul etmezdim. Ya. Tamam, tamam, tamam. Gerçekten gerek yok. Hiç gerek yok. Gel Abbas, gel. Nasıl gitti stüdyoda işler? İyi. Ay. Bitirdik. Çıkıyor yani yeni kasetin. Hı hı. İnşallah. Kobra nerede? Sorma, Fransızca öğreniyor. Ne? Kobra. Demek Fransızca öğrenmek istiyorsun. Evet, çok istiyorum. Ben yolumu buldum Levent Bey. Benim yolum Fransızca. Yani bir dil öğrenmek güzel bir şey tabii ama. Evet. Ya sorması ayıp olmazsa neden Fransızca? Fransa'dan iş teklifi geldi de Paris'e yerleşeceğiz ailece. Onun için yani. Anladım. Evet. Tamam, tamam. Dediğim gibi Ceren evde yok. Olsun. Ama eğer istersen adresini yazayım, kursa git. Aa, çok iyi olur her gün. Allah, orada mı kendisi? Tabii tabii, genelde orada. Ha güzel. Aa, bugün geç oldu ama yarın uğrarım artık ya. Ama yine de siz kendisine bir şey demeyin, tamam? Tamam, ben de adresi yazayım. Peki, tamam. Su alabilir miyim varsa? Varsa kola da olur. Var, var. Allah! Alacağı da olsun Murat Hoca. Belki bir hazırlık içindedir. Bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyordur bir yandan. Bir şey yaptığı yok anne. Bütün gün beraberdik. Öyle olsa hissetmez miyim? Hissedersin. Yarın pazar. Belki yarın özel bir program yaptı. Pazar akşamı ne olur? Maç olur. Anam kız buldum.
Belki Murat Hoca bilet aldı, seni maça götürecek. Ay yok artık abla. Ay yok, olmaz. Kız belki tatile götürecek seni. Bu kadar işin gücün arasında mı? Anam kız, sen de ben ne desem beğenmiyorsun. Açıldıracağım vallahi ha. Evet anneciğim, kısmetse yarın akşam oradayız. Vallahi kuzu kapama çok iyi olur. Peki anneciğim, babama selam söyle. Öptüm ellerinden. Balçiçek, sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu Cafer? Yarın beraber memlekete gidiyoruz. Seni ailemle tanıştıracağım. Ay sahi mi? Sahi tabii. Artık bazı şeylerin vakti geldi Balçiçek. Ay ya Cafer, çok heyecanlandım ya. Bak sevinçten ellerim titriyor. Ay. Ben de. Ayol sen daha çok düşünüyorsun bu kafayla. Anam şimdi iki gün bekle diye. Sonra ne der ha? Ne der teyze? Hiçbir şey demez. Öyle beklediğinle kalırsın işte. Bence Murat böyle bir tarih verdiyse kesinlikle bir şey çıkacaktır. Ay şimdiye kadar çıkmadı. Yarın mı çıkacak? Buna kargalar bile güler ayol. Hasretim. Uyan artık, uyan. Daha geç değil. Cihan'ımı ararsın. Ben geliyorum dersin. Olur bir de. Ha? Hürmetler hocam, 5 dakikanızı alabilir miyim? Tabii tabii, buyur. Sağ ol. Vay güzelmiş hocam ama ev. Güle güle oturun. Sen nasıl buldun burayı? Kayınço. Önce yok mok dedi, sonra sıkıştırıcı öttü çakal. Otursana şuraya, niye ayakta kaldın? Yok hocam ben oturmayayım ya. Bu aralar bana bir şey oldu, devamlı hareket halindeyim ben. Sormayın yani, yakında Fransa'ya toplu hareket düşünüyorum. Hayırdır? Turne işi hocam. Aset imzaya atsın, anında gideceğiz. Ben grubun menajeri olacağım. Günnaz benimle gelecek. Öyle işte, kendi çapımızda toparlanıyoruz. Yalnız küçük bir sorun var malumunuz. Nedir o? Sözleşme hocam. Ben o sözleşmeyi alsam sizden, Aset'i imzalatmam gerekiyor da. Bu mümkün değil. Anladım. Hiç mi? Hiç. Anlıyorum. Aset'i bırakmak istemiyorsunuz tabii. Aranızda bir kimya var. Bizim de durumlar belli. Bir matematik var. Bak Kobra. Sizin planlarınızı bozmak istemem. Evet. Ama ben Aset'ten bir şey rica ettim. Yarın akşama kadar sözleşme bende kalacak. Tamam. Siz Aset gitmesin diyorsunuz. Kalsın diyorsunuz. Vallahi ben de öyle diyorum yani. Allah seni inandırsın. Bu sabah dedim daha. Gitme kızım. Ne işin var senin dedim ya. Ama ben gideceğim hocam, anlıyor musun? Tamam Aset senle kalsın. Ben gideceğim. O yüzden sözleşmeyi verirsen iyi olur yani. Ben gideceğim. Sağ ol. Anladım. Bir fotokopi çektirseydin bari hocam ya. Peki. Man nom kobra. Man nom kobra. Benim adım Kobra. Evet ya, benim aslında temelim var da Ceren Hoca çalıştırdığı zaman böyle akıp giderim vallahi. Kobra, hadi gel artık hadi içeri. Tamam çiçeğim, geliyorum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ha tamam. Hadi kızım, düşünme artık. Nasıl düşünmeyeyim anne? Ya abla, bu kadar düşünecek ne var anlamadım. Gidip sorsana bir Murat Hoca'ya. Söylüyor sanki. Sordun mu? Sordum tabii. Ya hangi erkek hemen bir iki kere de ağzındaki baklayı çıkarır? Biraz üsteleyeceksin, köşeye sıkıştıracaksın. Artık adam bıkma noktasına gelecek. Bak o zaman nasıl söylüyor. Vallahi kız cücük doğru söylüyor ha. Ben Kobra'yı 7-8 kere dürtmesem bana bir şey anlatacağı yok. Bak bizim olayımız bu. Ha. Hadi Murat Hoca'yı ara da sıkışsın köşeye hadi. Benim daha iyi bir fikrim var. Nereye? Yüz yüze konuşacak. Hasret, seninle konuşmam lazım ha. Acelem var Kobra. Ya dur, 2 dakika sürmez. Bak şimdi ben düşündüm de en iyisi senin burada kalman olacak. Turneyi Murneyi unut. Neden?
Çünkü öyle. Yani burayla bir kimyan tuttu ve burası senin ana vatanın Aset. Bir gün muhakkak turneye gidersin. Tavsiyen için teşekkür ederim. Benim acelem var, gitmem lazım. Aset, sana gitme diyorum ama bizim planda bir değişiklik yok. Biz gideceğiz. O yüzden Murat Hoca'dan o sözleşmeyi alırsan imzayı ben atacağım. Ya Aset, ben Gülnaz'la gitmek istiyorum buralardan. Tamam Kobra, sonra konuşuruz. Hadi. Tamam. Ethem. Neler oluyor böyle? Masaya geçelim mi? Bu kadar olaydan sonra ikimiz de bunu hak ettik. Ay, inanamıyorum sana. Hasret? Kusura bakma. Akşam akşam rahatsız ettim ama dayanamadım işte. Sana sormak istediğim bir şey var. Bu kadar yolu yine aynı soruyu sormak için mi geldin? Yarın ne olacak? Yok. Değil. Sen o yüzden geldiğimi mi sandın? Yok canım, daha neler. Akşam akşam işim yok o kadar yolu. Neden geldin peki? Ben şey için geldim. Ben evde oturuyordum. Hı. Rujumu bulamadım. Arabada düşürdüm herhalde. Bir bakabilir miyiz? Olur. İşin yoktu değil mi? Yoktu. Kitap okuyordum. İyi. İnelim mi? Bir dakika, anahtarı alayım. Burada ruj yok. Hay Allah. Başka bir yerde düşürdüm herhalde. Neyse. Ben gideyim artık. Bir de eve bakalım. Belki orada düşmüştür. Olur. Gelmişken bir eve de bakalım. Hı-hı. Şimdi bunlar en meşhur Fransız şarkıları mı? Bunlar. Ha. Bak, je diyor, je. Je ben demek lan. Je. Ya sen ne demek? Ha? Sen ne demek? Je. Je, je. Bana sallıyorsun gibi geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kız. İyi akşamlar. Ya rahatsız ettik Gülnaz, kusura bakma. Aman canım, ne rahatsızlığı. Boş. Ne dinliyorsun Kobra? Ha? Ne dinliyorsun, ne? Ne dinliyorsun? Ha, Fransızca, sen anlamazsın. Sen anlıyor musun peki? Gülün siz gülün. Bir gün Fransa'ya gideceğim. Oradan kart atacağım. Hiçbir şey anlamayacaksınız o karttan. Anam bırak Caferciğim. Arkadaş rüya aleminde dolanmaya devam etsin. Sen sadede gel. Ya Gülnaz, biz yarın memlekete gidiyoruz da bir şey lazım mı diye soracaktık. Hani ince bulgur, dolmalık yaprak, salça filan. Yok, sağ olasın da. Nereden çıktı bu memlekete gitme işi, onu anlamadım. Kayınvalidemle, kayınpederimle tanışacağız canım. Ay, kız çok sevindi. Ay, sağ ol. Sağ ol. İnşallah ayrılısıyla evlenirsin, orada da kalırsın. İnşallah. Nakiye aradı mı seni? Aradı, varmışlar. Hava çok güzelmiş, hemen denize gidiyoruz dedi. Nakiye yüzme bilmez ki. Şevket öğretecekmiş. Ha. Güzel bir nikah oldu ama, değil mi? Bizim düğünümüz de fena değildi ama. O kadar sene geçti ki üstünde. Aynı şarkıyla tam 14 kere dans ettiğimizi unutmadın umarım. Ne oluyor Ethem?
Benimle dans eder misin? Aynı şarkıyla 15. dans. Müziğimiz yok. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Ay, geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Ay, gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Evet. Teşekkür ederim, zahmet oldu. O kadar gelmişsin. Bir şey içmeden mi gideceksin? Hem rujunu da bulamadık. Boş ver canım, çıkar bir yerden nasıl olsa. Yarın akşam ne yapacağımızı öğrenmek ister misin? İsterim tabii. Yani eğer sen söylemek istiyorsan... Bu ne? Birlikte derneğin gecesine gideceğiz. Çocuklar yararına bir gece olacak. Bu mu? Hı hı. Bir kere daha katılmıştık, hatırlıyor musun? Hı hı. Hatırlıyorum. Ne oldu? Yoksa sevinmedin mi? Ben çocuklarla ilgili böyle bir organizasyon hoşuna gider diye düşünmüştüm. Çok hoşuma gitti. Eğer istemiyorsan sinemaya falan da gidebiliriz. Ya da maça. Yok. Çocukların gecesi daha iyi. Neyse. Ben gideyim artık. Geç oldu. Hasret. Kahveni içmedin. Olsun. Hadi sonra görüşürüz. Bir dakika Hasret. Ben bırakırım seni. Ben kendim giderim. Konuşmuyorsun. Bir şey mi oldu yoksa? Yok. Ne olmuş olabilir ki? Bilmem. Yarın akşam için çok heyecanlıyım. Bence çok güzel bir gece olacak. Bence de. Akşam saat 8'de alırım seni. Zaten çok fazla sürmez. Hemen evlere dağılırız. Bak, burada gazinolar var. Evet, orası Şanzelize. Ha, duymuştum ben onu, Şanzavize. Şanzelize Kobra. Sayın Hanım, ben Fransızca aksanıyla söylüyorum. Şanzavize. Allah Allah. Bak, kaldırım serçem. Bizim turnede var ya, her gazinoda en az 3 program yapacağız, tamam mı? Bu arada orijinal kaldırım serçesi de bizim namımızı duyar. Gelir, bir akşam otururken böyle içerken mukaveleyi imzalarız kız inşallah. Ay inşallah. Ha. Anam, Hasret geldi. Şanzavize. Ne oldu kız, anlat çabuk. Yarın ne olacakmış? Kız söylesene, çatlatma adamı. Yine söylemedi mi bir şey? Söyledi. Hı. Yarın derneğin gecesine gidiyormuşuz. Dernek mi? Hasret. Kız. Akşam yemeğinde ne arzu edersiniz Monsieur? Ne tavsiye edersin? Kuzu kapama ve imam bayıldı efendim. Kendine gel Cafer.
Kendine gel, bu benim rüyam. Fransızca yemek isimleri söyleyeceksin. Ne yapayım, bilmiyorsun ki. Avam takımıyla muhatap olma sevgilim. Seni git içeride çocuklar getir. Ne yapıyorlar 2 saattir? Hadi lan. Piyanonun tuşlarını sökmeye çalışıyorlar Matmazel. Ne kadar meraklı çocuklarımız var değil mi Şeri? Mundi. Fransa'ya taşımasaydık katiyen bu mezdebeye gelemezdik lan. Kaldırım serçem. Utuyul farem. Oo. Oo. Anam, anam. Ah, ah, ah. Ahmet Piyar, Ayşe Turfo, gelin canlarım. Ha? Sen de git bize en iyi yemeğinden getir hadi. Domdom Cafer. Baş üstüne Mösyö. Şeytan diyor, arı Cihan'ı git yanına. Öfkeyle karar verme Hasret. Dur bir bekle bakalım. Ne olacağı belli anne. Akşam konsere gideceğiz, döneceğiz. Biz de ne hayaller kurmuştuk. Bonjour hanımlar. Ah geldi Fransız. Bak onu iyi dedin çiçeğim. Artık tam bir Fransız gibiyim. Rüyalarımda bile Fransa'yı görüyorum biliyor musunuz? Ne oldu ba? Lan oğlum nerede kaldınız ya? Yıldız? Kadir. Ben geldim. Hoş geldin. Hasret. Kız yırtık sökük bir şey varsa getirdik eğim. Yok abla ben çıkıyorum zaten. Nereye? Kız. Ne kadar bunlar? Ücretsiz. Bedava yani. Evet. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Aa, sen ne arıyorsun burada? Fransızca dersi için geldim Ceren hocam. İlk ders bedava dediler, gireyim dedim. Tanıştı mı sınıfla? Yok, henüz arkadaşlarla tanışmadık yani. Arkadaşlar. Ay, kusura bakma, ben senin ismini unuttum. He. Kobra. Kobra. Evet. Kobra mı diyeceğiz sana? Yani çocukluktan beri öyle diyorlar, lakap yani. Çok merak ettim, bu isim nereden geliyor? Böyle çok tehlikeli bir hava veriyor sana ya. Yok ba, ne tehlikesi? Çocukken beni yılan sokmuş, o zamandan beri kobra diyorlar. Hadi otur, başlayalım. Tamam. Bir şeyler biliyor musun? Oui. Başka? Oh la la. Güzel. Mandou. Ya şlapkat. Ya şlapkat ne? Şlapkat. Şlapkat? Ah, o Almanca ya. Hatlar karıştı. Ama bende her şeyden biraz var ya. Hava mı sıcak? Aman Naki, tek derdiniz o olsun. Siz ne yaptınız peki Nesin Hanım? Ben olmayınca sıkıldınız tabii değil mi? Biz? Ne yapalım işte? Öyle oturup sohbet ettik Ethem'le. Erkenden de yattık zaten. Ay Murat'tan haber var mı? Çok merak ediyorum ben o işi. Hangi işi? Nişan olur, düğün olur. Yok Nakiye, bildiğim kadarıyla o noktaya gelmediler henüz. Ay onlar da çok yavaş çıktı. Herkes bizim gibi değil tabii. Değil tabii Nakiye. Ay gelip halletsem mi acaba? Bu Murat'a kalırsa. Ay kusura bakmayın ama Nesin Hanım çok ağır kanlı, çok. Sözleşmeyi almaya geldim. Neden? İmzalayacağım Murat, turneye gidiyorum. Senden beklemeni rica etmiştim. Yeteri kadar bekledim. Daha fazla beklemek istemiyorum. Nereye koydun? Neredeyse hemen çıkarıp verir misin? Bu akşama kadar beklemek zorundasın Hasret. Beklemek zorunda değilim. Hasret. Senin bu oyunlarından bıktım artık. Sözleşme. Hasret, senden tek bir şey istiyorum. Ne olur birkaç saat daha sabret. Biraz hatırın varsa yap bunu. Sadece bu akşama kadar beklerim. Saat 12'yi geçsin, hiçbir kuvvet beni burada tutamaz. Hasret. Ne var? Öğleden sonra stüdyoya gideceğiz.
İstersen bekle, beraber gidelim. Gerek yok. Ben kendim giderim. Ay bakalım kaderinde neler var Cafer. Kader çizgisi. Baban tekrardan göndermesin seni Amerika'ya. Vallahi oturup konuşacağım. Oradaki okulda yapamıyorum diyeceğim. Hem artık tekrar dönmek istemiyorum ben oraya. Artık ben de seni bırakmak istemiyorum. Merak etme, ben babamı ikna ederim. Bak, artık hep buradayım. İki çizgi var, görüyor musun? Biri hayat, biri de aşk. Aşk yolumuz uzun görünüyor Balçiçek. Ay inşallah. İnşallah. Ne ettin döndün ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hadi bir şeyler yapalım. Ben gelemem sizden. İlk ders işi nasıldı hocam? Hiç fena değilsin Kobra. Olur değil mi benden bir şey? Olmaz mı canım, çalışınca her şey olur. Sağ olun. Çok iyisiniz biliyor musunuz, sağ olun. Peki sen Fransa'nın neresindensin, içinden mi? İçi derken? O Şanzevize filan oralar yani. Ay yok, pek sayılmaz. Ha. Belki bir gün denk geliriz, beraber espresso falan içeriz yani. Bu yakın zamanda gitmeyi mi düşünüyorsun? Vallahi bazı teklifler var yani, değerlendireceğim yani. Ama bu Fransızca konuşma mevzu mühim yani. Ne demişler malum, bir Nisan bir lisan. Nisan? Şaka yapıyorum hocam ya, Nisan insan. Bak Kobra, seninle konuşmak çok keyifli ama benim çıkmam lazım. Ya hocam daha etüt yapacaktık ya. Sen eve gidip çalış, bir dahaki ders görüşürüz artık. Hocam haftadan haftaya olmaz ya. Benim her gün çalışmam lazım gerçekten. Yani siz özel ders vermiyor musunuz? Özel ders mi istiyorsun Kobra? Yani mümkünse evet. Kuştepe'de gül sat bana. Çiçekçi kız hastayım ona. Çiçekçi kız. Gayet iyi. İki parçayı da mastering'e hemen yollayabilirsiniz. Hemen Murat Bey. Ne olacak bu albümün ismi? Çiçekçi Kız iyi bir isim olabilir. Vallahi bence de. Hem şarkının ismi hem Hasret'in geçmişine gönderme olur. Sence Hasret? Güzel olur. Ben bir çay söyleyeyim. Tamam. Ne haber Gülnaz? İyilik kız Safiye, Remsu nasıl oldu? İyi iyi. Tamam. Gülnaz! Ha. Nasıl? İyi. Sen şimdi bu kırmızı kafadan özel ders mi alacaksın? Evet kaldırım Serçen. Sular seller gibi konuşacağım Fransızcayı. İyi hadi bakalım. Kafana göre işleri yapıyorsun ama Hasret duyunca ne diyecek acaba? Kız o bana bir şey demez. Hem ne var bunda ya? Ayıp mı? Kime ne? Eğitim engellenemez. İyi tamam. Kaç paraymış bu ders? Ya sen orasını düşünme Serçen, ben hallettim yani. En etkili pazarlık taktiklerini uyguladım. İndirim yaptırdım, sorun yok. İyi. Yalnız Günaz ya, senin de Fransızca öğrenmen lazım. Niye ki? Şimdi çocuklar hangi dili konuşur? Ana dilini. Ana dilini. Ha, sen bizim çocukların anası değil misin? E senin dilin Fransızca olsun ki bizim çocukların ana dili de Fransızca olsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Kız nasıl ya? Çok bak güzel. Bir bakayım. Neydi bunun adı Kobra? Çiçeğim bu Eyfel Kulesi. Çok mühim bir yer. Aman ne mühim olacak canım. Demirden anten gibi bir şey. Kız olur mu ya öyle şey? Bunu Fransa Kralı 2. Eyfel yaptırmış. İlk elektrik trafosu. Sallama lan. Kız sallar mıyım manyak? Bunun üzerine yıldırım düşmüş. Sonra burayı müzeye çevirmişler. Bugün bizde lamba varsa bu kule sayesinde var. Anam lan. Ne kuleymiş be, bilmiyordum. Kız şaka yaptım da. Allah ben de bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Güzel. İşi gücü soytarlık. Kız ne var? Biz bu akşam derneğin gecesine gidiyoruz. Siz de geleceksiniz değil mi? Tabii ki, uzun zamandır bu akşamı bekliyoruz. Değil mi Hasret? Ben lavaboya gidiyorum. Ben de. Hasret, ne oluyor? Bir sorun mu var? Yok bir şey. Hadi ama Hasret, şu haline bak. Sabahtan beri yüzünden düşen bin parça.
Murat. Yine ne yaptı? Can'la turneye gidecektim, 2 gün bekle dedi. Sözleşmeyi aldı, şimdi de geri vermiyor. Seni bırakmak istemiyor yani. Bu iyi bir şey gibi geldi bana. Değil. Hiçbir şey söylemiyor ki. Bu akşamı beklemem gerekiyormuş. Ne var ki bu akşam? Hiçbir şey yok. Beraber derneğin gecesinde gideceğiz. En aşağı ne kadara olur? Menajere ihtiyaç var mı? Çocuklara bedava mı? Ne yapıyorsun Kobra? Paris'te en çok ihtiyacımız olan lafları yazıyorum, kaldırıp saracağım. Şimdi Ceren Hoca'ya soracağım hepsini. Ne yazdın, oku bakalım. Fiş almazsak ne olur? Yap bir babalık. Metroya biletsiz binebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? En aşağı ne kadar olur? Menajere ihtiyaç var mı? Çocuklara bedava mı? Ha? Parçalar Mastering'den gelsin. Son kez dinleyip hemen göndeririz. Vay tamam. Be, yakında çıkıyor yani. Az kaldı. Tamam, o zaman dağılalım. Akşam görüşürüz. 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 Güle güle. Bırakayım mı seni eve? Sağ ol. Ben biraz yürüyeceğim. Ne yaptın ben yokken? Vallahi pek farklı bir şey yok. Okul aynı, müzik devam. Esas hikaye sende. Nasıldı oralar? Hiç alışamadım Kadir. Hep aklımda burası vardı. Aslında bir gün ben de Amerika'ya gitmek istiyorum. Yani gezmek için giderim. Tabii öyle bir imkan yok da. Belli mi olur? Belki bir gün gideriz. Tatil için gidersek severim belki. Disneyland'ı çok merak ediyorum. Ben gittim. Hadi canım. Hı-hı. Roller coaster'a da bindin mi? Hiç sorma. Benden çok çığlık atan olmamıştır zaten. Hadi ya. Hasret'in nesi var? Bir şey söyledi mi sana? Murat biraz canını sıkmış. Bu akşamın gerginliği de olabilir. Bu akşam mı? Neden? Aynı derneğin düzenlediği bir önceki gecede Hasret pek hoş şeyler yaşamamıştı. Hasret. Hadi Hasret, gel bırakayım seni. Gelmeyeceğim. Sen git. Niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Soğuk davranıyorsun bana. Soğuk davranmıyorum. Bu benim normal halim. Hadi gel artık. Gelmeyeceğim dedim. Herkes bize bakıyor. Ben gelmeyeceğim. Sen git. Sen bu arabaya gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Ne oluyor kardeşim ya? Teşekkür ederim. Rezil olmamak için bindim. Kız. Kadri teyze ne oldu sana? Canım aramadı. Aman kız arar, daha gün bitmedi ki, bunun akşamı var, gecesi var, ararım seni. Gittiği günden beri her gün aynı zamanda arıyordu. Bu araları unuttu artık. Ya niye unutsun be teyzem? İşi çıkmıştır çocuğun. Bırak artık hızlanmayı, arar o seni, arar hadi. Cihan. Alo, iyiyim kuzum, sen ne yapıyorsun? Ha, kurban olurum ben sana. Oyun oynayalım mı? Ya çok isterdim ama öğrencim gelecek. Öğrencin mi? Hı hı. Aa, kontratta bu özel öğrenci falan yoktu kiracı hanım. Hmm. Bu öğrenciyi siz bulmuşsunuz sayın ev sahibi bey. Ben mi? Hı hı. Bak geldi. Bonsoir, bonsoir. Hoş geldin. Nasılsın Levent Bey?
Hoş geldin Kobra. Hoş bulduk. Ceren Hoca ile ders yapacağız da çalışmaya geldim. İyi, ne güzel. Ne güzel, siz geçin keyfinize bakın. Ha. Gel. Ne yaptınız? Yeni besteleriniz var mı? Ha, evet, değişik bir şeyler vardı. Aa, Murat Hoca geldi. Abla, Murat Hoca, bakın kim geldi. Merhaba Yıldız. Merhaba. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Hoş geldin. Ben de iyiyim. Hoş bulduk. Gelsene hocam, oturalım biraz. Daha sonra Kadir, şimdi gitmem lazım. Peki. Hasret. Bir saniye. Ne oldu? Bu akşam çok güzel olacak. Bana güven. Ne iş abla, ne oluyor? Bu akşam derneğin gecesine gideceğiz. Bu muymuş sürpriz? Yok ya, kesin bir şey vardır onda. Neyse, ben üstümü değiştireyim, geliyorum. Ne o, ne sürprizi? Levent Bey, siz de iyice yerleştiniz ha buraya. Ceren Hanım filan. Öyle oldu Kobra. Evet. Güzel güzel. Ceren Hanım çok sağ olun ya. Bunlar da ders ücretine dahil değil mi? Dahil Kobra, dahil, merak etme ha, sen. Sağ olun, içeyim o zaman. Sağ ol. Hadi bakalım. Oku bakalım. Çok iyi. Evet. Ben bu işi yavaş yavaş çözeceğim, ben size söyleyeyim. Birinci kur bitsin, ikinci kur daha kolay gelir zaten. Kur mu? Bağ kur mu? Yok öyle değil. Dil eğitimlerinde böyle bazı aşamalar olur. Birinci kur, ikinci kur. Ha. Bana bir tanesi yeter Ceren Hanım. Birini halledeyim, sonrası kolay yani. Hadi bugünlük bitirelim artık. Başka sorun var mı? Var. Şunları istiyorum, Fransızca çevirin. Fiş almazsak ne olur? Evet. Yap bir babalık. Metroya bile siz binebilir miyim? Bu önemli. Müsait bir yerde inebilir miyim? Bak döndüğümde mahallede ne oldu, ne bitti? Ayrıntılı rapor isterim ha. Anam, esas döndüğünde senden alacağız raporu. Ay hakikaten kız. Bana bak kız, bu ne zaman kıyacak sana nikah? Kadriye ablam söz verdi işte, döner dönmez kıyacak. Şen. Vermese yine de. Belli olmaz bu erkek milletinin işi. Ama bir Kadriye dedim, bırak ya. Gülnaz, size de ayıp oldu. Böyle ikimiz birden gidiyoruz. Lokanta boş kaldı. Ama yok canım, bizi düşünmeyin, biz hallederiz. Siz bakın keyfinize. Ay çok sağ ol kız. Lan! Hah. Nerede kaldın? Gel, gel. Ya Çiçek, çok trafik vardı, geç kaldım. Ay canım ya. Benim, biz gelene kadar öğrenirsin artık Fransızcayı, bize de öğretirsin. Merak etme, öğreneceğim, size de öğreteceğim. Lokantayı da artık Fransız kafesi yaparsın. Evet, o lokantayı Fransız kafesi yapacağım, senin de başına garson dikeceğim. La sizi zaten uğurlamaya gelende kapat, yürü gidin lan. Ya, ya Kobra ya. Hadi anacığım. Hadi anacığım. Hadi yolculuk. Hadi görüşürüz. Hadi anasın bağlı, varsın. Hadi, hadi kadri yapma. Hadi geçelim. Lan. Geç Fransız. Aa, dürük. Alas mı aldık? Hadi. Bay bay. Kobra. Ha. Bana bak, sen bakma onlara. Bakmıyorum zaten, kaldırırım serçem. Onlar öyle yaptıkça ben daha da hırslanıyorum. Aferin. Ne öğrendin bugün? Mademoiselle, vous trouvez belle sur.
Anam, saatin konuşun lan. Herhalde kaldırım serçem. Ne demiş Napolyon? Çalış, çalış, çalış. Yani çalışınca başarıyor insan. Ne demekti bu? Türkçesi neydi? Bayan, bugün çok güzelsiniz. Öğrene öğrene bunu mu öğrendin? Müfredat böyle, çiçeğim ben ne yapayım? Hayır Kobra, olmaz. Öyle kadınlı madını laflar olmaz, normal şeyler öğreneceksin. Ali topu at tut, Ali tut, oya beni boya, bu kadar. Tamam. Lan. Ha. Fransızca seni seviyorum nasıl deniyor? Ha. Je t'aime. Je t'aime. Ben de seni çok je t'aime lan. Tamam kızım, asma suratını. Hele şu akşam bir geçsin. Ondan sonra ne istersen yaparsın. İstersen kalırsın, istersen gidersin. Vallahi ne çocukların gösterisi olmasa geceye gitmezdim. Anam kız ne güzel oldu. Ceyla gibi. Hı? Önce Paris Stadyumu'nda böyle bir konser organizasyonumuz olacak. Gidince zaten ilk ona başlayacağız. Ön görüşmeleri başladı. Sonra Cihanlar'la mühim Fransız sanatçıları bir araya getirip böyle bir müzikal organizasyon düşünüyoruz. Bir de film çekmeyi düşünüyoruz. Zaten Paris'li sanatçılar bir telefonumuza bakıyor. Yani işte sen bunları bize niye anlatıyorsun ki? Dinlemek zorunda mıyız? Oğlum ufkunuz açılsın diye anlatıyorum. Milyon dolarlık işler bunlar. Yıldız, sıkıldın mı kızım? Yo, hiç sıkılmıyorum. Bak kız, sıkılmamış. Sen niye karışıyorsun? Konuşma. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Şanzevize bulvarı Murat var. Hoca o... geldi. Abla, Murat Hoca geldi. Murat Hoca hoş geldin ya. Hoş bulduk Kobra. Çok şıksın ha. Vay abla, yakıyorsun. Sunuluk yapma. Yıldız, bir daha gel de uzun oturalım. Hı hı, olur tabii. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi. Böyle sanki gele çıkıyormuş gibi oldu ha. Kalabalık falan. İnşallah o günler de gelir. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam hazır gelmişken şu sözleşmeyi bir konuşsak ya. Başlatma şimdi sözleşmeni. Niye ya? Abla hadi siz artık girin içeri. Doğru söylüyorsun. Hadi güle güle. Hadi içeri hadi. Hadi. Tamam. Hadi, hadi girsin seni bakıyorsunuz. Sen de bakıyordun abla. Konuşma yürü. Cücüye bak ya. Kızın yanında bağırıyorsun. Hadi. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Gidelim mi, artık geç kalacağız. Heyecanlı mısın? Neden heyecanlı olayım? Ya ne bileyim. Sonuçta önemli bir organizasyon bu. Çocukların gösterisini merak ediyorum. Ya çocukları bir görsen. Çok güzel çalıyorlar. Ya. Başlar şimdi. Geliyorlar, geliyorlar. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Sayın misafirler, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu özel gecede bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz. Biz gönüllü olarak engellileri ve sosyal dezavantajlı çocukları sanatla buluşturuyoruz.
lafı çok fazla uzatmadan sahneyi çocuklara bırakmak istiyorum. Destek verildiğinde çocuklarımızın neleri başarabildiğine hep beraber bir kez daha tanık olacağız. İyi seyirler. Galiba. Baksana ısrarla çaldırıyor. Şimdi geliyorum. Efendim Kobra. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Müsait misiniz? Çok değil ama önemli galiba. Sor Kobra. Ya çok mıyım? Gerçekten miyim? Hayat Mehmet meselesi Ceren hocam ya. Şimdi hocam bu Fransa Cumhurbaşkanı adı neydi? Sarkozy miydi? Sarkoz kimi? Kobra, sen deminden beri bunun için mi aradın beni? Hocam önemli. Vallahi önemli olmasa aramayacağım yani. Kafama takıldı. Dilde ilerleyemiyorum. Yaz Kobra. Sarkozy. Ha? Sarkozy. Sarkozy. Hocam sağ olun. Teşekkür ederim ya. Hadi iyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Soldan atlılar girecek. Tık 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 tık. Sonra helikopterler. Yukarıdan helikopterler gül yaprakları serpecekler. Sonra 1500 dansçı aynı anda girecekler. Ve Kobra prodüksiyon. Enişte sen bunları kimlerle yapmayı düşünüyorsun? Oğlum yukarıyla bağlantıyı kuracağım. Sarkozy bile girebilir araya. Sarkozy. Evet. Bak şimdi bunlar hayal olabilir ama ileride gerçek olabilir. Neden olmasın? Ben kendime güveniyorum. Ben de güveniyorum size. Sağ ol. Hedefleri yüksek tutmak iyidir derler. Evet. Ya yüksek tutmak iyidir de burada yüksekten de yüksek bir durum var. Ne diyorsun? Yani enişte fazla hayal kuruyorsun. Kız. Ha? Gülnaz. Kız. Cihan aradı. Hadi günaydın. Aset'i soruyor. Ne oldu diyor. Gelmiyor mu Aset diyor. Vallahi acık daha beklesin. Yarın da belli olur her şey. Yarını mı kalmış bu işin ya? Gelmeyecek işte ablam. Murat Hoca'ya bağlı o iş. Thank you.
Değerli konuklar, aramızda çok önemli bir müzik adamı var. Kendisi kurulduğumuz günden bugüne hep yanımızda oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Alkışlarınızla Murat Turalı'yı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Piyano sizi bekliyor. Buyurun. Memnuniyetle. Yalnız ben de bu gece sahneye birini davet etmek istiyorum. Benim için çok değerli biri. Bana eşlik eder misin Hasret? Arkadan çıkıyoruz. Arkadan mı? Bu güzel şarkı için Murat Turalı ve Hasret Hanım'a çok teşekkür ederiz. Gecemize son vermeden önce sizleri işitme engelliler dans topluluğumuzun gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Murat, nereye gidiyoruz? Bari Ceren'lere haber verseydik. Boş ver, benimle gel. Nereye? Aslında işitme engelliler ve denge problemleri var. Ama sahnedeki müziğin yaydığı titreşimle ritim tutabiliyorlar ve dans edebiliyorlar. Hatırladın mı? Hatırlamak istemiyorum. Bir an önce çıkabilir miyiz buradan? Çalışıyorsun sen. Tek bir şarkı söylememe bile izin vermedin. Neden? Ben bunu hak etmedim. Hak etmedim. Beni buralara sen getirdin. Bu sahneleri sen çıkardın. Şimdi aynı sahnede tek başıma bıraktın beni. Sadece bir şarkı be. Yapmaya çalışıyorsun sen. Bir şarkı. Bir şarkı. O gece burada sana haksızlık ettim Hasret. Murat, neden yapıyorsun bunu? Tamam, boş ver. Hadi çıkalım artık buradan. Sana yaptığım bu haksızlığı unutturmak istiyorum. Niye durdun? Hmm.
Murat, neler oluyor? Burada seni çok üzmüştüm, hatırlıyor musun? Sen ağlayıp dururken tek bir kelime bile etmemiştim. Hatırlamak istemiyorum. Murat, neden yapıyorsun? Benim kötü yanlarım çoktur. Acımasız davranışlarım vardır. Ama bunların yanında iyi tarafım da var. Adaletli olmam. Buna gayret etmem. Sana yaşattığım o acının, o üzüntünün aynısını yapma fırsatını veriyorum sana. İstemiyorum Murat. Gidelim artık. Şimdi senin de beni üzme hakkın var. Hayatımı alt üst edebilirsin. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Çıkalım artık buradan. Her şey senin elinde. Benden o gecenin ve tüm hatalarımın intikamını bir saniyede alabilirsin. Ya da bir cevabınla beni dünyanın en mutlu adamı edebilirsin. Hasret. Benimle evlenir misin?